Fikret anne! Dedim sana, gelmiş. Hoş geldin Fikret anne. Sen de hoş geldin kızım. Hoş geldin. Nereden öğrendin bakayım sen benim geldiğimi? Babam akşama yemekte karalahana sarması var deyince... ...bu yemeği senden başka kim yapabilir? Ah seni seni. Bu evin erkekleriyle uğraşmak çok zor kızım. Biri zeki, uyanık, öbürü boş boğaz. Hiçbir şey saklanmıyor bunlarda. Hadi, hadi girin içeri. Söyle bakayım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk. Gözün aydın Hakan. Bak Fikret annen sonunda döndü. Sonunda baba, sonunda. Ama misafirimiz varmış baba. Böyle biraz ani oldu biliyorum ama... ...hastanedeki nöbetim iptal olunca... ...ve Muzaffer Bey de çağırınca tabii... ...koşa koşa geldim. İyi etmişsiniz. Hakan gel, biz bir ellerimizi yıkayıp gelelim. Olur mu? Hadi. Sakin ol, Nur, sakin ol. Lütfen. Hadi. Hakan Bey. Ben bu davete en çok sizinle konuşma fırsatı bulduğum için sevindim. Yani biliyorsunuz geçen gün Muzaffer Bey'le bir şeyler konuşmuştuk. Küçük kardeşimle sevgili olma hikayeniz değil mi? İstersen Levent Bey'i kesmeyelim bakalım neler söyleyecek. Bakın lafı uzatmayacağım. Bu konudaki çekincelerinizi, endişelerinizi anlıyorum. Yani aslında ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyi düşünürdüm. Ama bana bir şans verirseniz size ne kadar samimi olduğumu göstermek isterim. Anlamadım. Nasıl bir şanstan bahsediyorsun? Yani kardeşinizle görüşmek için sizden de müsaade istiyorum. Yarım elma gönül alma diyorsun yani. Zaten herkesin rızası olmuş. Geçmiş olsun. Benim bir şey söylememe gerek yok. Hakan'cığım şimdi böyle konuşup çocukları üzme beni. Senin gönlünü yapmaya çalışıyorum. Tabii tabii. Bakın ben ailene karşı gerçekten çok özel duygular besliyorum. Yani... Bir ömür boyu kocası olmak istiyorum. İnanın çok mutlu olacağız. Ailemiz günden güne daha da genişleyecek. Ne oluyor ya? Evlenmesi. Biz kızı verdik de benim haberim yok. Yok canım öyle bir şey. Sen yanlış anladın oğlum. Yani Levent Bey her şey yolunda giderse demek istedi. Tabii tabii. Öyle demek istiyorum. Ben de buraya gelmeye çalışıyorum işte. Ne zamandan beri her şey yolunda gidiyor? Bana bakın bana. Siz ne zamandan beri birliktesiniz? Canım ne alakası var şimdi? Baba çok alakası var. Bu adam evimize doktor olarak geldi. Ailenin odasında saatlerce kaldı. Aylin, sen bizim arkamızdan ne zamandan beri iş çeviriyorsun? Hakan Bey. Sen sus, sana sormadım ben Aylin'e soruyorum. Aylin dedim. Sen bu adamla ne zamandan beri birliktesin?
Aylin, konuşsana. Sen bize ne zamandan beri yalan söylüyorsun? Yok, yok. Siz benim mutluluğumu falan istemiyorsunuz. Ne? Sen bu söylediğine inanıyor musun? İnanıyorum tabii. Bak, istemiyorsunuz işte. Yok, sen istediğin kişiyle aşk yaşayabilirsin ama ben yaşayamam, değil mi? Neden? Neden abi, neden? Çünkü ben eksik, aptal biriyim, değil mi? Kızım, sakin ol. Olmayacağım baba. Sakin falan olmayacağım, yeter. Yeter, oğluna da söyle benim üstüme gelmesin artık. Aylin, babamla böyle konuşamazsın. Hakan, yeter. Ben şimdilik müsaadenizi isteyeyim. Hayır, hayır Levent, hiçbir yere gitmiyorsun. Rahatsız olan birisi varsa kendisi gidebilir. Aylin, kendine gel, benimle böyle konuşamazsın. Konuşurum abi, bal gibi de konuşurum. Muzaffer Bey, Hakan, Hakan, Hakan. Baba. Sus Muzaffer Bey. Baba, 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 baba. Baba iyi misin? Baba, 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 baba iyi misin baba? Baba iyi misin? Baba. Baba, baba. Baba bir şey söyle. Baba. Muzaffer Bey iyi misiniz? Baba. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.